Kayseri maçı, Rize deplasmanı, Hatay maçı, abi bay var Galatasaray'ın. Karagümrük nerede oynayacak Galatasaray? Hangi statta? Büyük stat bakıma alındı. Valla şimdi değişiyor şeyleri. İstanbulspor'un sahasında mı oynayacaklar yoksa başka yerde mi? Bilmiyoruz ama yani. Neden? O önemli mi sizin için? Tabii ya. Önemli. Zeminin iyi olması lazım. Yani, i̇yi zeminde. Hafta Başakşehir nerede ona bağlı. Orada belki değişiklik olabilir. Ben Galatasaray Kasım bu maçta da olabilir. Yani bakıyorum bir ben, hafta Fenerbahçe stadında oynadılar biliyorsunuz. Rize psikolojik bir maç. Ben 10 puan diyorum Galatasaray'a 4 maçta. 4 maçta 10 puan diyorsunuz. Evet. Real hocam? Ben de 10 puan diyorum. Şimdi ben yine 10 diyemem ki ya. Sen Beşiktaş'a 12 dedin hocam. Beşiktaş'a 12 dedin. Kayıt var. Galatasaray'a da 12 diyorum. 4 maçta 12 diyorsunuz. Evet. Silime geçer diyorum. Ben Rize maçı psikolojik Erman maçı. Erman hocam? 2 sene deplasmanda ayak kırıldı ya. Allah aşkına. O yüzden psikolojik zor. Ben de 10 dedim. 10. Herkes 10 dedi. Ben geniş. Ama bakın 5 maçta 10 demiştik bu tarafa. Burada 4 maçta 10 dedik. Evet. Dolayısıyla Galatasaray'ın fena değil şu fikstürü. Evet. Hele buradan Galatasaray 12 falan çıkartırsa Feyyaz Hoca'nın dediği gibi büyük olay olur ya. Abi orada Rize maçı senin dediğin gibi. Onun dışında Fatih Karagümrük İstanbul. Kayseri zaten sıkıntılı. Gerçi Samet Hoca gitti. Antrenör değişikliği oldu. Orada mutlaka hayırlı olsun diyelim ona da. Ona da hayırlı olsun diyelim. Mutlaka bir şey olacaktır. Takımda bir reaksiyon verecektir. Reaksiyon verecektir. Hatay Spor'la içeride oynuyor zaten. Fikstürü çok avantajlı. Evet. Hemen Trabzonspor'a da bakalım. Trabzonspor'a da bakalım önümüzdeki 5 haftaya. Abdullah Hoca geldi. Abdullah Avcı'ya ilişkin de bir iki değerlendirme rica edeceğim sizden. Erzurum, Ankara Gücü deplasmanı, Sivas, Kayseri deplasmanı, Rize. Buyurun. En rahat fikstür Galatasaray ve Trabzonspor'da olduğunu düşünüyorum. Bir antrenör olarak da şu fikstüre gelmesi Abdullah Avcı'nın büyük şansı. Trabzonspor zaten ligde şu anda ciddi sıkıntısı var. 17. sırada 6 puanı var Ender. Bir çıkış yani, olarak bak, bu kadar rahat bir fikstür, bir antrenör sonradan takım alacak. Hem milli takım arası girecek. Takımla çalışacaksın. Evet, milli takıma giden oyuncular da olacak. Ama şu fikstüre baktığında yani benim düşüncem buradan 13'te 15 puan da çıkar. Yani çıkabilecek bir fikstür var. Hem bu Galatasaray hem de Trabzonspor'un diğer takımlara göre daha avantajlı bu fikstürü. Zaten Trabzonspor buradan 13-15 puan çıkarmazsa onlar da ligin eğer bu 5 haftada kötü giderse sezona hedefsiz bitirirler. Ama bir antrenör olarak çok rahat bir fikstür. Yeni başladığım bir takımda böyle bir fikstür herhalde herkese yani kısmet olmaz. 15 bile çıkartabilir evet. Ya Trabzon. Hani 13. Zaten 13-15 benim de düşüncem 13-15 arası çıkartırsa Ender yarışa da ortak olur. 13 gibi duruyor bana da. Ha, ama zaten onun dışında ne dersiniz Erman Hoca? Hoca şeye takılıyorum burada Trabzon için. Sivas bir defa evet takıntı olabilir. Bir de Rize takıntı olabilir. Onlar yan yana bayağı şey oluyor onların ki gergin oluyor. Hani Sivas'a takılabilir. Rize'yi yenerse... Hocam 3 maç içeride zaten siz de biliyorsunuz. Hocam içeride dışarıda artık. Evet, COVID artık kalmadı ama dışarıda ki. Hadi olur hani, seyircili gergin oluyor da 9-11 yapar 11-13 yapabilir yani. 11-13. 13 gibi. Tek mi söylememiz lazım? Tek rakam mı söyleyeceğiz? Yani 13-15 dedik. Evet, tek rakam. Ben 15 diyorum. Oo. Tek rakam mı? Buradan ben 15 çıkar. Ben 13 puan diyorum. Ben de 13 dedim. 13 puan diyorum. Buradan yani ya Abdullah yapar, Avcı ya 13 yapar. 11-13 gibi. 15 diyor, yaparsa ooo. Evet. Bence ortak olması için yarışlar olur. Müthiş olur ama işte yeni antrenör ne yapacak? Oyun şekli ne olacak? Kolay değil. Anlaşması hoş. Bir teknik adam yeni geldiği zaman takım kımıldar. Kımıldar. O kesin olarak. Sonra sakata girerler. 4-5 maç sonra sakata girerler. Ya ben 3 maç bir kere içeride oynuyor. Yani Ankara Gücü deplasman, Kayseri deplasman. İkisi de sıkıntılı bu sezon. Hem kadro olarak hem oyun olarak. Yani bu avantajı Trabzonspor'un kullanması gerek. Yani kullanamıyor mu? Zaten yarışın içinde olmaz.
Yani 15, dediğim gibi 13. Yani o aralar puan çıkarması gerek. Çıkar mı buradan? Çıkar. Antrenör olarak da bu farkı yaratması gerekir mi Abdullah Avcı'nın gittiği bir Trabzon şehrinde? Gerek. Çünkü niye? Sezonda hedefsiz Ender bu 5 maç kötü giderse sezon bitmez Trabzonspor adına. Hem oyuncu adına hem de teknik heyet adına. Onun için Trabzonspor'un bu kadar şanslı fikstürde yarışı ortak olabilmesi için yani 13-15 arası puan alması gerek. Bu çok iyi değil mi Levent abi? Bugün evet. Gene bizi seyrederken kanalı bir şey duydum. Abdullah Avcı'nın Trabzon'un fizik gücünden çok memnun olmadığı ve biraz futbolculara biraz baskı yaptı. Yani yükleme yaptığı falan söyleniyor. Enteresan. İki idmana çıkmış günde. Yani onu bir gün dinledim. Çift idmana çıkar. Evet. Şimdi böyle bir idman yapıldığı zaman tabii daha iyi bilecektir şey ekibiyle falan ama. Yani ama hocam o çok bu tür hocalar çok bilimsel çalışıyorlar. Onun ben Abdullah Avcı'nın ekibi de çok güçlü ben biliyorum. O artık yani her şeyi hesap ederek her oyuncu aynı yüklemeyi yapmıyorlar. Dolayısıyla bu Levent konuda sıkıntı olmayacak. Milli takım arası var. Şimdi iki idman yapılması zaten gerek. Ya yani şimdi yapılmayacak ne zaman yapılacak? Aynen, zaten yeni gelmiş takıma bir de fizik kalitesi ben de duydum istenilen seviyede değildi. Giden hocaya da yani böyle sıkıntıyı yüklemeyelim. Çünkü madem öyle Abdullah Hoca bir sıkıntı var ki geldi. Öbür türlü fizik olarak, teknik, taktik olarak, puan alarak iyi olsa zaten Abdullah Avcı gelmezdi oraya. O anlamda yani bu yüklemeleri dozaşın da onun dediği gibi Levent abinin antrenör yani o departmanı da çok güçlüdür. Tabii. Yani mutlaka yani kime nasıl yükleme olacağını biliyorlardır. Tabii, Abdullah Hoca'nın fizik kondisyonundan daha önemli olarak orada çözmesi gereken şey Abdullah Hoca kendi oyun sistemini Trabzonspor'a oynatabilecek mi? Bence daha büyük sorunu o. Çünkü Abdullah Hoca'nın takımları biliyorsunuz çıkın top oynayın değil. Belirli bir sistemi, belirli bir teknik taktik anlayışı var. Pas, topa sahip olarak. 4-1-4-1 oynatır. Genellikle. Bloklar yakın, tabii, takım doğru. Mesafesi kısa. Yani bütün bunları Trabzonsporlu oyuncular mevcut kadrosuyla nasıl gerçekleştirecek? Ben onu daha büyük sıkıntı olarak görüyorum Trabzon için. 12 puan diyorum. Bence Trabzon takımı ligi bu Abdullah Hoca ile beraber... Az gol yiyen bir takım haline gelecek. Ama Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı o. Abdullah Avcı da onun açıklamasını yapmış. Yani savunma olarak çalışmamız gereken bir sıkıntı bu. Tamam onu çalışacaktı hocam. Sen yani daha iyi biliyorsun. Taktiksel en fazla kompak oyunla falan. Gol yiyen takımdan bahsediyoruz. Ya 15 tane gol yemiş Trabzonspor. Ligde en fazla gol yiyen takım. Evet. Ne de antrenör olarak oraya gittiğinizde ne yapacaksınız? Yani takım savunması hem bireysel savunmalar çok çalışıp üzerinden detaylı bir şekilde geçmeniz gerekir. Tabii. O da Edgarlı ile ikili oynuyorlar. Bir de Ender, yani Trabzonspor'un özellikle Abdullah Hoca tabii topa sahip olarak oynuyor. Orta saha kurgusu çok önemli. Bana göre devre arasına kadar takımı yukarılara doğru atarsa mutlaka bir iki tane başta orta saha olmak üzere bir oyuncu transferi de olacaktır Trabzonspor adına. Ama dediğim gibi en önemli maçları 0-0 oynamayı çok iyi bilen bir takım değil. Öne geçtiğinde de ligde hep konuşuyoruz. 2 senedir en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor. Esas yani net bir şekilde bu verilerin üzerinden Abdullah Avcı ve ekibinin gitmesi gerekir. Trabzonspor düzeltmek istiyorsa. Hocam bir de bir şey söyleyeyim. 8 haftalık elinde bir Trabzonspor röntgeni var. Oyuncu röntgeni de var. Oyun röntgeni de var. Bu 8 haftalık süreç içinde Trabzonspor en doğru oynadığı oyun Alanyaspor deplasmanı. Daha az rakibi az pozisyon verip daha çok kontaklar pozisyon verirler. Bunu mutlaka Abdullah Avcı savunma yönünü de geliştirerek daha etkili bir hücuma çıkacak bir Trabzonspor yaratacak. Bence orada Rea Hocam'ın dediği gibi çok iyi bir dönemde milli takımı arasında ve iyi bir fikstürde geldi. Önünde de vakit var.